6 Şubat depremlerinin birinci yılına dair TMOB İnşaat Mühendisler Odası tarafından yapılan açıklamada Kuşkusuz ki kalıcı konutların bir an önce yapılıp teslim edilmesi bölgede hayatın normale dönmesi açısından çok önemlidir ancak yeterli değildir denildi. Sorunun sadece insanların başını sokacakları bir çatıya sahip olmaları değil, sağlıklı ve güvenli bir yuvaya sahip olmak planlı ve denetimli bir yapılaşmayı gerektirdiği belirtilen açıklamada. Ayrıca deprem sonrasında toplumsal travmanın uzun süre devam edeceği belirtilerek şöyle denildi. Resmi verilere göre 50 binden fazla insanımızı yitirdiğimiz, yaklaşık 40 bin binanın yıkıldı, 200 binden fazla binanın sağır hasar aldı, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Şüphesiz 6 Şubat depremleri büyüklüğü, şiddeti, yıkıcılığı ve ivmeleri açısından yer bilimcileri ve sismologların da beklentisini aşan depremlerdir. Oldukça geniş bir coğrafyada etkili olan can ve mal kaybının bu kadar büyük olduğu 6 Şubat depremlerinin toplumsal bir travma olarak uzun yıllar etkisini sürdüreceği de bir gerçektir. Böylesi sarsıcı bir afetin ardından beklenen ve de olması gereken hiç şüphesiz bugüne kadar alınmamış tedbirlerin alınması için derhal harekete geçilmesi, güvenli ve sağlıklı yapılaşma için bilim çevrelerinin, meslek odalarının önerilerinin hayata geçirilmesidir. Ancak geride kalan bir yıla dönüp bakıldığında ne yazık ki geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak ciddi bir çalışmanın yapıldığını söylemek pek mümkün olmamaktadır. Şubat 2023 depremlerinin tarihimizin en büyük depremlerinden biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu kadar büyük ve yaygın depremler karşısında kayıpları sıfıra indirmek belki mümkün olmayabilirdi fakat ortaya çıkan yıkımın ve kayıpların böylesi dehşet verici seviyelerde olmasının önüne geçmek pek hala mümkündü. Dünyada her yıl ortalama olarak Richter ölçeğine göre 7.0 ve üzeri 19 deprem olmaktadır. Ancak bunlardan sadece bazılarının yıkıcı etkisi olmaktadır. Bu etki depremin niteliğinden çok gerçekleştiği bölgedeki yaşam alanlarının maalesef kırılganlığından kaynaklanmalıdır. Bu etki depremin niteliğinden çok gerçekleştiği bölgedeki yaşam alanlarının maalesef kırılganlığından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde yaşam alanlarının kırılganlığı açısından dünyada en olumsuz örneklerden birisini oluşturmaktadır. Çünkü ülkemiz ortalama olarak her yıl bir buçuk yılda yıkıcı sonuçları olan depremleri yaşamasına rağmen bir türlü gerekli adımlar atılmamaktadır. Ülkemizde milat olarak kabul edilen Marmara depremlerinden bu yana geçen 24 yıllık zaman diliminde atılan adımlar, yapılması gerekenlerin yanında son derece zayıf kalmıştır. Son yıllarda Elazığ ve İzmir'de meydana gelen, göreli olarak sınırlı depremlerde bile ortaya çıkan yıkımın boyutları adeta birer uyarı niteliğinde olmasına rağmen, deprem hazırlığı konusunda zafiyetler görmezden gelinmiş. Sonuçta Şubat 2023 depremlerinin büyüklüğü bahane edilerek yüz binlerce konutun yıkımı ve ağır hasarlı hale gelmesi İlahi takdirde izah edilmiştir. Afet sonrası arama kurtarma, yardım ulaştırma, beslenme ve acil barınma ihtiyaçlarını karşılama çalışmalarında kamu gücünün sınıfta kaldığı, geçmiş depremlerden ders alınmadığı tüm kamuoyunun malumudur. Yurttaşlarımızın dayanışma bilinci ve gönüllü çalışmalarının büyük katkısıyla depremin ilk elden yaralarının sarılması konusunda eksikliklerin giderilmeye çalışılmış olsa da afete müdahalenin devamındaki aşamalarda da kriz yönetilememiştir. Geçici yerleşim alanlarının kurulması, enkaz kaldırma işlemleri, ulaşım, elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme gibi altyapı hizmetleri depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen sağlanamamıştır. Depremlerin birinci yılını geride bırakırken depremin en çok etkilediği Antakya başta olmak üzere Deprem bölgesine barınma, beslenme, sağlık, hijyen, içme suyu, eğitim gibi en temel insan ihtiyaçlara yönelik sorunlar hala devam etmektedir. Yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı yapılar insan hayatını tehlikeye sokmaya devam ederken, kontrolsüz bir şekilde yürütülen enkaz kaldırma işlemleri çevreye ve insan sağlığına zararlar vermekte. Enkaz toplama alanları ise içme suyu kaynaklarını kirletmesi bakımından ciddi riskler oluşturmaktadır. Afet sonrasının ileriki çalışmalarının ise şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünü söylemek pek de mümkün değildir. Bir yandan şehirlerin yeniden kurulması, yeni yerleşim alanlarının oluşturulması, konut ve işyeri ihtiyacının karşılanması konularında seçim öncesi verilen tahtütlerin ötelendiği görülürken, diğer yandan yapılan çalışmalarında sağlıklı kentleşme ve güvenli yapılaşma açısından yer seçiminden inşaat kalitesine kadar kaygı verici örnekler içermektedir. Ayrıca siyasi iktidarın deprem sonrası kentlerin yeniden ayağa kaldırılması, hayatın normale döndürülmesi doğrultusunda 319 binini bir yıl içerisinde temin etmek kaydıyla 610 bin konutun yapılacağı yönündeki beyanlarının oldukça gerisinde kaldıkları görülmektedir. Aşağıda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hasar tespit raporlarına ve TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre hazırlanan tablo yer almaktadır. Bu tabloya göre orta ve hafif hasarlı yapılar hariç olmak üzere deprem bölgesindeki 11 il kapsamında yıkılan veya yıkılacak olan konut, iş yeri ve benzeri dahil olmak üzere toplam 674.416 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Siyasi yetkilerin 650.000 konut yapılacağına dair ifadeleri bu ihtiyacı yöneliktir. Son bir yılda TOKİ tarafından ihalesi yapılmış konut miktarı ise toplamda 108.936 adettir. Bu ihalelerin toplam 203 milyon 973 milyar 988 bin 203.973.988.559 Türk Lirasıdır. Bunlardan bir kısmının inşasını henüz hiç başlanmamış olmakla birlikte tamamlanma oranı %70'in üzerinde olan konut sayısı 25.119 adettir. Yani kısa vadede bitirilip teslim edilebilecek konut miktarı TOKİ verilerine göre 25.000 civarındadır. Bu durum siyasetçilerin geçen yıl verdikleri sözlerin veya ortaya koydukları hedefini ancak %8'ine tekabül etmektedir. Adana Yıkık Bağımsız Bölüm 383 Acil Yıkılacak Bağımsız Bölüm 302 Ağır Hasarlı Bağımsız Bölüm 5.965 Yıkılmış veya Yıkılacak Toplam Bölüm 6.650 6 Şubat sonrası ihalesi yapılan konu sayısı 3.191 Tamamlanma oranı %70'in üzerinde olan konu sayısı 511 Adıyaman. Yıkık bağımsız bölüm 14833. Acil yıkılacak bağımsız bölüm 6497. Ağır hasarlı bağımsız bölüm 44038. Yıkılmış veya yıkılacak toplam bölüm 65368. 6 Şubat sonrası ihalesi yapılan konu sayısı 4629. Tamamlanma oranı 170'in üzerinde olan konu sayısı 297. Diyarbakır Yıkık bağımsız bölüm 490, acil yıkılacak bağımsız bölüm 453, ağır hasarlı bağımsız bölüm 14672, yıkılmış veya yıkılacak toplam bölüm 15615, 6 Şubat sonrası ihalesi yapılan konut sayısı 5156, tamamlanma oranı 170'in üzerinde olan konut sayısı 1250. Elazığ Yıkık bağımsız bölüm 101, acil yıkılacak bağımsız bölüm 211, ağır hasarlı bağımsız bölüm 24172, Yıkılmış veya yıkılacak toplam bölüm 24.484 6 Şubat sonrası ihalesi yapılan konut sayısı 1.869 Tamamlanma oranı 170'in üzerinde olan konut sayısı 1.869 Gaziantep Yıkık bağımsız bölüm 8.561 Acil yıkılacak bağımsız bölüm 6.677 Ağır hasarlı bağımsız bölüm 30.520 Yıkılmış veya yıkılacak toplam bölüm 45.758. 6 Şubat sonrası ihalesi yapılan konu sayısı 18.826. Tamamlanma oranı %70'in üzerinde olan konu sayısı 7.149. Kahramanmaraş. Yıkık bağımsız bölüm 20.381. Acil yıkılacak bağımsız bölüm 13.843. Ağır hasarlı bağımsız bölüm 78.953. Yıkılmış veya yıkılacak toplam bölüm 113.177. 6 Şubat sonrası ihalesi yapılan konut sayısı 19.576. Tamamlanma oranı 170'in üzerinde olan konut sayısı 7.042. Malatya Yıkık bağımsız bölüm 14.565, acil yıkılacak bağımsız bölüm 9.009, ağır hasarlı bağımsız bölüm 82.563, yıkılmış veya yıkılacak toplam bölüm 106.137, 6 Şubat sonrası ihalesi yapılan konut sayısı 13.989. Tamamlanma oranı 170'in üzerinde olan konu sayısı 3.973 Hatay Yıkık bağımsız bölüm 41.290 Acil yıkılacak bağımsız bölüm 37.503 Ağır hasarlı bağımsız bölüm 180.181 Yıkılmış veya yıkılacak toplam 258.974 Şubat sonrası ihalesi yapılan konu sayısı 31.654 Tamamlanma oranı 170'in üzerinde olan konu sayısı 1.185 Kilis Yıkık bağımsız bölüm 623. Acil yıkılacak bağımsız bölüm 189. Ağır hasarlı bağımsız bölüm 2736. Yıkılmış veya yıkılacak toplam 3548. 6 Şubat sonrası ihalesi yapılan konut sayısı 1854. Tamamlanma oranı 170'in üzerinde olan konut sayısı 756. Osmaniye yıkık bağımsız bölüm 1518 acil yıkılacak bağımsız bölüm 2296 ağır hasarlı bağımsız bölüm 17002 yıkılmış veya yıkılacak toplam 20816 6 Şubat sonrası ihalesi yapılan konut sayısı 20816 Osmaniye Yıkık bağımsız bölüm 1518, acil yıkılacak bağımsız bölüm 2296, ağır hasarlı bağımsız bölüm 17002, yıkılmış veya yıkılacak toplam 20816, 6 Şubat sonrası ihalesi yapılan konu sayısı 3723, tamamlanma oranı %70'in üzerinde olan konu sayısı 190. Şanlıurfa, yıkık bağımsız bölüm 873, acil yıkılacak bağımsız bölüm 1271, ağır hasarlı bağımsız bölüm 11.745, yıkılmış veya yıkılacak toplam 13.889, 6 Şubat sonrası ihalesi yapılan konut sayısı 4.469, tamamlanma oranı %70'in üzerinde olan konut sayısı 897. Kuşkusuz ki kalıcı konutların bir an önce yapılıp teslim edilmesi bölgede hayatın normale dönmesi açısından çok önemlidir. Ancak yeterli değildir. Sorun sadece insanların başını sokacakları bir çatıya sahip olmaları değildir. Sağlıklı ve güvenli bir yuvaya sahip olmak planlı ve denetimli bir yapılaşmayı gerektirir. Yer seçimi yanlışlıklarından sorunlu imalatlara kadar pek çok konu geçtiğimiz aylarda kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Bu durum denetim ve planlama hizmetlerinin yeterince yapılamadığı kuşkusunu doğurmaktadır. Bir yapının deprem karşısında ayakta kalması gerekli şarttır ve fakat yeterli şart değildir. Bir yapı mekanik ve elektrik tesisatlarından yaratımlarına, kapısı penceresinden mutfağına, çevre düzenlemesinden peyzajına kadar pek çok unsurla sağlıklı bir yapı niteliğine bürünür. Bunlar için de nitelikli malzeme ve işçilik gerekir. Teslim edilecek her konut eksiksiz ve nitelikli olarak bu unsurları içermek zorundadır. Her büyük depremde olduğu gibi bu depremlerde de yaşanan yıkımın teknik nedenlerini altı ana başlıkta sıralayabiliriz. Birincisi zayıf zemin koşulları, ikincisi malzeme zafiyetleri, üçüncüsü konstrüktif zafiyetler, dördüncüsü yapı düzensizliklerinin yarattığı hasarlar, beşincisi sonradan yapılan bilinçsiz tadilat ve müdahaleler, altıncısı ise yıpranmışlık ve bakımsızlıktır. Bu sebeplerin birinden fazlasının bir araya gelmesi hasar ve yıkım oranlarını artırmaktadır. Ancak her depremde aynı sebeplerden dolayı can kayıpları ve yıkım ortaya çıkıyorsa ortada tüm bu teknik sorunların üstünde sistemsel zafiyetler var demektir ve siyasi irade bu sorumluluğu üstlenmekten ısrarla kaçınmaktadır. Sorumluluktan kaçınmak bir yana yapılaşma sistemini ve kültürünü değiştirmek için hiçbir anlamladım atılmamaktadır. Ülkemizin 10 milyonluk yapı stokunda önemli oranda riskli yapı bulunmaktadır ve bu durum 10 yıldır bilinip söylenmektedir. İlave olarak birkaç yılda bir çıkartılan imar haflarıyla riskli yapı stoku da daha da şişirilmektedir. Ayrıca her yıl 100 bin civarında yeni yapı inşa edilmektedir. Yeni yapılan bu yapıların sağlıklı ve güvenli olduğu konusunda hala derin kuşkular vardır. Çünkü tarımsal alanlara ve zemini sorunlu bölgelere yüksek katlı ve yüksek yoğunluklu imar izinleri verilmekte. Emsal artışlarıyla kentler yoğunlaştırılmakta ve mühendislik hizmetleri kağıt üzerinde kalmakta. Yapım üretimi ve denetimi serbest piyasanın kuralsız kaylılık hesaplarına teslim edilmektedir. Kamu binalarının sorunları da aynıdır. 530 bin civarında olduğu tahmin edilen kamu binalarının envantere çıkartılabilmiş değildir. Başta okullar, hastaneler, yurtlar, hizmet binaları, spor tesisleri ve diğer tüm kamu binalarının deprem güvenlikleri belirsizdir. Bütün bu olumsuzlukların sonucunda her deprem mevcut yapı stokumuz içerisindeki bu riskli yapıları bulup tahrip etmektedir. Bunun insani, maddi ve çevresel kayıpları korkunç boyutlarda olmaktadır. Yapılması gereken mevcut yapı stokumuzdaki riskleri tespit edip yenilemek veya güçlendirmek ve ayrıca yeni yapılaşma düzeni getirmektir. Bir yapı, mülkiyeti ister devleti ister gerçek kişilerde ister özel kuruluşlarda olsun doğrudan toplumun güvenliğini, tarihini, kültürünü, konforunu, ekonomisini ve çevresini etkileyen, ilgilendiren bir varlıktır. Bu özelliklerden dolayı yapılar bir kurumsal varlıktır. İnşasına da denetimine de bu perspektifte bakılması gerekir. Sonuç olarak 6 Şubat depremleri coğrafyamızın tanık olduğu ilk büyük deprem olmadığı gibi son da olmayacaktır. Ne zaman nerede büyük bir depremin meydana geleceği bilinmemekle birlikte felakete dönüşmesini önlemek için ivedilikle hayata geçirilmesi gerekenler bellidir. Öncelikle sağlam, kararlı ve istikrarlı bir siyasi irade ile kamunun ihtiyaç ve menfaatlerini gözeten, meselelerde bütüncül ve bilimsel bakabilen politik bir anlayışa ihtiyaç vardır. Afetlere hazırlık çalışmaları kaynak ve zaman gerektiren uzun soluklu çalışmalardır. Yani siyasi kadroların ihtiyaç duyduğu ve kendi dönemlerinde yapıp bitirebilecekleri gösterişli yapılar faaliyetler olma özelliğine sahip değildir. Dolayısıyla gerek merkezi gerekse yerel yöneticilerin esnetip gevşetemeyeceği yasal düzenlemeler yapılmalı, kaynakların doğru ve yerinde kullanımı için önlemler alınmalı, aksine davranışların hukuki ve cezai yaptırımları olmalıdır. Rant odaklı imar düzeniyle yapılaşmada kuralsızlığın ve cezasızlığın hakim olması kaçak yapılaşmanın önünü açmakta. Bunun sonucunda da imar afları zorunlu hale gelmektedir. Unutulmamalıdır ki yozlaşma kültürü büyükten başlayıp küçüğe doğru yayılmaktadır. Sermaye gruplarının güçlü kesimlerinin inşaatlarına göz yumup tam tersine özel düzenlemelerle hukukileştirmeye çalışılması toplumun geneline emsal teşkil etmektedir. İmarda kural kuraldır. Merkezi ya da yerel siyasi iktisadi aktörlerin çıkarlarına göre denetlenmemelidir. Ülkedeki risk yapı stoku belirlenmeli, yapı envantere çıkartılarak belirli bir risk sırasıyla tüm binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi sorunu hale getirilmelidir. Kentsel dönüşümde kamu yararı gözetilmesi, rant odaklı kentsel dönüşüm anlayışı terk edilmelidir. Dönüşüm sosyal, ekonomik ve mekansal gelişmenin bir bütün olarak ele alınmalıdır. Yetki mühendislik uygulaması muhakkak hayata geçirilmelidir. İnşaat mühendisliğinin ilgi alanına giren konularda halkın güvenli yaşam hakkının korunması ve mühendisliğin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla bilgili, deneyimli ve etik kurallara bağlı mühendisler eliyle yapılabilmesi için meslek kuruluşlarının sorumluluğunda yetki mühendislik uygulamasına geçilmelidir. Mevcut yapı denetim yasasının öngördüğü ticari yanı ağır basan yapı denetim şirketi modeli yerine mesleğine yetkin yapı denetçilerinin faaliyetlerine dayalı meslek odaklarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir model hayata geçirilmelidir. Proje denetimi ve yapı denetimi birbirinden ayrılmalı, proje denetimi doğrudan kamu tarafına ve yetkin mühendisler eliyle yapılmalı. Yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarlarına doğrudan kamuya karşı sorumlu olmalı ve onun denetiminde çalışmalıdır. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşımızı bir kez daha saygı yanıyor. Aynı ihmaller nedeniyle bir daha aynı acıları yaşamamak için kaybedecek tek bir günümüzün bile olmadığını hatırlatıyoruz.